Amca koca dışında soru kabul etmiyorum bir. Sadece bir, çünkü Düzce'de, merkezde bizim basınla görüşmemiz yok. Bugün Akçakoca'ya geldik ve esnaf ziyareti yaptık. Esnaflarda gördüğümüz şey genellikle aynı şikayetler. Elektrik parasından, kira ise eğer kiradan, alım gücünün düşüklüğünden, gelen mamülün o fındık sonraki iş. Yani sattıkları, diyelim ki bunu satıyorlar, geçen seneye göre bu sene daha maliyetinin yüksekliğinden şikayet ediyor. İkincisi, bu cumartesi pazar kapalı olma meselesinden şikayet var. Çoğunlukta satışların çok düştüğünü, mesela paket servis yapan bir kafe, lokanta arası bir arkadaşla konuştuk. Yani bundan, bu pandemi mevzu öncesinde 22 kilo civarı, 20-22 kilo civarında tavuk döner satarken şu anda 12 kiloya düştüğünü söyledi arkadaşımız. 6 kişi çalışırken 3'e düşen yerler var. Bu Akçakoca'nın esnafı da diğer şehirlerin, ilçelerinde gördüğüm esnafla benzer şikayetlere sahip. Bunları ses, bu esnafımızın sesi olmak için buradayız. Ama Akçakoca'nın bir özelliği daha var. Fındıkla ilgili de çok büyük şikayet var. Biz geçen sene ve ondan evvelki yıllarda, mesela 31 Mart seçimleri için ben Düzce'ye geldiğimde fındıkla ilgili partimizin görüşünün dolara fiyatının dolara endekslenmesi gerektiğini, o zaman yani 31 Mart 2019 tarihinde fındığın 3,5 dolardan işlem görme, yani onun karşılığı Türk parasından işlem görmesi gerektiğini, bu Ferraro şirketinin tekerleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, Fisco Birliği'nin daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini ve bizim bu çerçevede fındığa baktığımızı belirtmiştim. Aynı yerde duruyorum. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Sayın